öğretim biriniz hayırlı olsun. Evet. Bir. Tesbih çekme. Evet, tesbihleri görelim. Ondan geldim buraya. O yanında gezdiğin kız gibi kızlar var ya, seninle oynarlar, anladın mı? Hem beni kıskandırmak için bu kadar şeylere de gerek yok. Bu kadar musakkamı yedim be. Vallahi üzülüyorum senin için. Niye kızım? Sen beni kıskandırmak için gittin evlendin, ben bir şey dedim mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Bir olayı istemeyen kız değil mi? Neymiş şimdi bu siniri? Bizim kenar mahallelerde işler sizin oralardaki gibi yürümez. Siz mesela sevdiğinizi, kızdığınızı, özrünüzü direkt yüzüne söylersiniz ya. Biz Kral TV'ye SMS atarız, kısa mesaj. Sonra kıza da mesaj atarız, aç lan Kral TV diye. Bizim duygularımız alt yazılarda geçer. Anlıyorsa delikanlı kızdır. Anlamıyorsa anasının yanına kadar yolu vardır. Şimdi bu kız sizi mahallede bir rolla gördü ya. Üstüne bir de hani babanızı kurtardı hesabı. Şimdi bir ol bu motorun gözünde bayağı bir değere bindi. Anladınız mı? Hay Allah. Ben gidiyorum. Bu gece canla fantezi gecemiz. Bana ne kızım bunda? Ayrıca ne fantezisiymiş o? Sen fantezi falan sevmezdin. Gece bir de uyanıp güllaç yapacağız beraber. Git sen git. Git. Rüzgar yapma, rüzgar yapma. Ayhan Beyciğim, madem bu kadar aşk hakkında bilginiz var, böyle özlü sözler falan, gidip bir destek olsanıza, baksanıza moral nasıl bozuldu. Olmaz. Gidilmez. Sorulmaz. O istediği zaman gelip sakin bir zamanda konuşacak benimle. Ama onun istediği zaman. Rajon bu. Net. Yapma be kızım. Bak, ekolojik dengeyi bozacaksın. Yapma, gidilmez. Konuşmak ister misin? Sen şimdi bizi sert adam yapmaya çalışıyorsun ya. Sert adam onun bunun kanını döken değil, kendi kanını bir hiç uğruna feda edendir bence. Herkes sanıyor ki ben Gamze'ye deli gibi aşığım. Neyse.
kafanı şişirdim ben senin. Gideyim de şu hesabı ödeyeyim. Ha. Aşk bence hesap ödemek gibidir. Öyle masaya istemeyeceksin. Gideceksin çaktırmadan bir köşede kendi başına ödeyeceksin. Şimdi çocuklar, olay şu. İş başa düştü. İnsan gibi, insana dair kişiye özgü bir saygı sanatıydı terzilik benim için. Ama sorumluluk zamanı gelince bundan kaçan demokrasinin anca hayalini kurar. Yani biz efendi olalım dedikçe, onlar gibi it olmayalım dedikçe tepemize çıktı ipneler. Gelin benimle. Rıza baba, bir kere daha saygılar. Canan yeğenim sınavı geçtiğinizi söyledi. Artık karşınızda ciddi bir düşman da var. Yani yumurta geldi, göte dayandı. Dayandı Rıza baba. Dikkat edin, bu ülkede mahalle kavramının ortadan kalkmasıyla mafyanın hortlaması aynı döneme denk gelir. Yani bu artık mahallenin namusunu kurtarmak gibi bir şey. Sessiz kalamayız. Kurdu kurtaran koyunları öldürür. Unutma. Olma el aleme muhtaç. Götün olur sütlaç. Efendim Miyagi gibi evimize fırçayı verip boyayın lan burayı derse ben çok temiz uzarım. Hani ne olursa olsun. Ben de aga. Şimdi ekibi toplayalım. Küçük bir işimiz var. Beyler, zurnanın zırt dediği yere geldik. Buradan dönüş olmayabilir. Götü yemeyen şimdiden ayrılsın. Ayrılanı ayıplamam. Adamsınız vesselam. Silahlarımız var ama kullanmak istemiyorum. İsmet denen iti konuştursak yeterli. Gerisi kanunun işi. Recep abi, getirdin değil mi kayıt cihazını? Getirdim abisi, getirdim. Bu ne lan? Kayıt cihazı. Senin tevellüt benden eski birader. Nasıl bilmiyorsun kayıt cihazı? Biliyoruz bir ol geri zekalısı. Biliyoruz da bunu ben nereme sokacağım? Ha? Ben bunu bir tarafıma sokup da içeri girdiğimi farz et. Nasıl dinleyeceğim adamı? Abicim, içeri rapçi gibi bununla gireceksin. Cıstak cıstak cıstak. Kamuflaj olayı yani. Çaktın. Adam konuşmaya başladığı anda da reçle play tuşuna aynı anda bastığında kaydetmeye başlayacak. Recep'in reçi, play boyun play'ı. Çaktın. Ayrıca yanımda kurşun kalemle getirdim.
İtiraflar bittikten sonra kaseti bununla geri sarıp itirafını adama dinletebileceğiz. Filmlerdeki gibi. Çaktın. İsmail abi, uzayda ne karakterler var görüyor musun? Allah dağına göre kar verilmiş Ayhan. Hani bu hareketinden sonra bu değişik karakterin kararlarınızı gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hayatımız gördüğünüz üzere pamuk ipliğine bağlı. Etme cahille sohbet, azdırırsın. Silme cam kırığıyla götünü, çizdirirsin. Aynen Rıza baba. Gazamız mübarek olsun. Selamun aleyküm. Bu saat durdu da bu. Hadi. Nasıl bir yer lan burası? Ne oluyor lan burada? Nerede lan bu ibneler? Vallahi ben de anlamadım Rıza. Ama bu iş normal bir durum değil. Namımız herhalde güzel yürüdü tabii önden. Karşımıza çıkmaya cesaret edemediler değil mi İsmail abi? Herhalde. Yaşayan var mı lan? Herkes ölmüş. İsmail abi. İsmail abi, iyi görünmüyorsun. Kan var. Ayağa kalk. Dik dur. Bu neyin gevşemesi böyle ya? O İsmet ve köpekleri beni ancak vurabilirler. Beni öldürmeye onların gücü yetmez. İsmail. Sen cesur bir adamsın. Ama cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür. Ölme. Sen çocukları koru yeter. Haydi. Adamsın. Evet. Merve, sen İsmail abinin yanında kal. İsmail abi, hakkını helal et. Helal olsun. Sırtınız yere gelmesin aslan parçalar. Haydi, gazanız mübarek olsun. Kahve isteyen varsa arkada makine var. Ben hiç kullanmayı beceremedim onu. Bir adam vardı kullanan. Büyük ihtimalle biraz önce onu vurdunuz.
Muzaffer'i severdim aslında ben. Bu zamanda delikanlı düşman bulmak artık çok zor. Arkadan vurmaz. Sinsi değildi. Ama bir koltuğa bir adam sığıyor bir yerden sonra. Üşüyorsan ceketimi vereyim. Lan utanmasan ağlayacaksın bile, terbiyesiz herif. Becerebilseydin bu çocukları da öldürecektin, Canan'ı da. Ağlayarak bundan kurtulacağını mı sanıyorsun? Trumpet. Hikayenin sonu böyle bitiyormuş demek ki. Ya şu kötü adama bir şey olmaz diyen adamı bir yakalasam var ya. Kötü adamın neden kötü olduğunu anlattığı sahnedeyiz. Muzaffer'in ölüm emrini ben verdim. Ama arsayla filan alakası yok. Arsa bahane. Bütün hikaye şu. Kadere isyan benimki. Onurumu geri kazanma çabası. Herkes bir bedel öder. Benimki biraz ağır oldu. İnsanlığımdan vazgeçtim. Çekmecemde bir çerçeve var. Çıkarıp çıkarıp bakarım. Ya Rıza Efendi, yıllardır boş bir çerçeveye hüzünle bakıp duruyorum. İçine koyamadığım hayatın özlemiyle. Madem kader bana bir hayat vermedi, ben de bir başkasınınkine göz dikmeliydim. Piyango kime çıktı? Muzaffer'e çıktı. Sırf bunun içine bir foto koyayım diye kendi kendime torrentten indirip Photoshop öğrendim de, Photoshoplu hayat delikanlı adamı bozar diye. Neyse, bu muhabbetten ben de sıkıldım. Hadi öl be Rıza! Ben sökük tikbetten çok yoruldum çocuklar. Mahallenin de Canan'ın da size çok ihtiyacı var. Ya benim gibi bir adamın emekliliği de hapishanede olmalı zaten. Yani siktirin gidin. Polisi ben karşılarım. Birol. Hadi gidelim oğlum. Birazdan polis gelir. Uzayalım. Hadi oğlum hadi buradan işte Allah Allah. Bir kahve makinesini çalıştıramayan bir gerizekalının bu kadar bile yaşaması mucize. Ölçüleri yanlış olanın ölçümleri de yanlış olur. Rıza babanın çok selam var Oyan abi. Allah razı olsun. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Kaçmışsın bedeli, bildiğim sözler bir